yapıyorsun? Eşyalarını alıp defolup gidiyorsun. Poyraz! Poyraz, önce bir beni dinle, ne olursun Poyraz! Bak biliyorum hiçbir şey yaptığımı mazur göstermez ama ben onarmaya çalıştım. Sana yaptığım kötülüğü temizlemek için ben uğraştım. Sen sırf patronların için benim dedemden kalan araziye, babaannemin hasta yaptığı eve casusluk yaptın. Bütün hislerin gerçek yani. Evet. Peki. O zaman aramızda bir şey yok. Biraz sonra olacaklardan sonra da hiçbir şey hissetmeyeceksin. Öyle mi? Ne olacak ki? Sen yağmurda gülünce, yaz erken gelir, buzullar erir, sen bana yürüyünce. Çift gökkuşları çıkar, sen yağmurda gülünce, yaz erken gelir. Sen bana yürüyünce beni ilk öptüğünde de anlamıştın. Şimdi tamamen emin oldum. Sen benim için deliriyorsun Azira. Benden niye kaçtığını da sormayacağım bir daha. Çünkü sen geleceksin, kendin anlatacaksın bana. Bu bir iddia değil. Bu bir iddia değil zaten. Bu bir gerçek. Ben oyun oynamıyorum. Yarından sonra bambaşka bir Poyraz görmeye hazır ol o zaman. Keşke adaya hiç gelmeseydin. Keşke. Sahile gidelim mi? Yok, babaannemi çok yalnız bıraktım. Manyağın yanına gidip. Ya dertleşirdik. Benim bir derdim falan yok. Ne dertleşeceğim? Takılın, siz görüşürüz. Poyraz'ın haftalardır o aradığı şerefsiz hırsız Haziran mıymış? Ya, ya bu nasıl bir şey ya? Ya Alper bak lütfen lütfen benim söylediklerim ciddi ama ben çok sarhoşum lütfen bak. Ben ne dediğimi bilmiyorum ki, saçma sapan öyle salak salak konuşuyorum işte lütfen. Tabii ya. Sadrın getirdiği turistlerin arasında Haziran da vardı. Ay Poyraz'la Haziran, Haziran da Poyraz. Biricik çekip. Ya bu kız hepimizi kandırdı, hepimizi. En başında Poyraz'ı. Ya benim kardeşim hayatını mahveden kıza aşık oldu, aşık. Mısın? Anlatacağım tabii ya. Az önce yüreğini açtığı kadının nasıl biri olduğunu bilsin. Ya, ya bak gerçekten bak Haziran hatasını telafi etmek için çok çalıştı. Hala çalışıyor. Bak lütfen ona bunu yapma Alper. Biricik yeter. Oha sen bakmayı ver. Biricik çekil. Çekil. Çift yataklı. Odamız mevcut boş. Biricik çekil. Poyraz. Abi bekle. Alper. Bak Alper bak lütfen lütfen. Poyraz'la konuşmadan önce beni dinle bak lütfen. Biricik çekil. Poyraz. Babaanne. Haziran'a annemi anlattım demiştin. Başka neler konuştunuz?
Hiç, o kadar. Yani şimdilik. Böylesi senin için daha iyi. Belki de öyle babaanne. Ama zaman ne gösterir bilemeyiz değil mi? Aliye Hanım. Çıkaramadım seni. Görkem ben. Horace'ın operden arkadaşıyım. Bu da ilaçlarınız. Sağ ol, sağ ol. Aliye Hanımcığım. Ben otelin konsept tasarımcısıyım. Müdürüyüm, her şeyim. Hani öyle getir götür işlerine bakan biri değilim. Yanlış anlamayın. Ayrıyetten gönlüyü oduncunun babaannesini çok merak ettim de geldim buralara kadar. Çok sıcak. Hadi hadi. Lafı dolandırma da niye geldin onu söyle. Efendim Sadık Bey'den duydum siz adanın kara kutusuymuşsunuz. Allah aşkına Zeynep ile Selim arasında ne geçti? Niye kavga ettiler? Niye küsüştüler? Bence siz tüm detaylara hakimsiniz. O gaddar kız yüzünden. Bütün suç onun. Bu kadarını bil yeter. Aliye Hanımcığım. İyi ki uyandınız gerçekten. Ki benim uykularım kaçıyor. Gıybetin tam hası karşımda duruyor. Görüyorum. Tam uzanacağım, dokunacağım. Ama siz ipin ucunu bana vermiyorsunuz. Ben meselenin kıssadan hissesini anlattım. Detaylar iki kardeşin arasında, onları ilgilendirir. Yavrum. Senin de mi gözün tutmadı bu gelen misafiri? Hı? Ay kıçı kıçı, kıçı kıçı. Köfiş, köfiş. Ay kıyılam. Sıcaktan bayıldınız ya, ne oldu? Ben aslında kedi severim de, kediciyiz. Bak, 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 bak. Ay, şey, yelpazeye mi geldi bu? Yavrum o da sıcaktan bunaldı, ne yapsın? Ay Haziran'da bir istikpatiden bahsederdi. Sen Haziran'ın arkadaşı mısın? Pek tabii evet. Belli. Aliye Hanımcığım ben moda dünyasında çok itibarlı bir insanımdır. Kimseyle beni karıştırmayın. Ayrıyeten Haziran ısrar etti de buralara geldim. Onu kınmamak adına. Adada pek hoş, pek şirin. Bayıldım doğrusu. Ama ada sana bayılmadı. Haziran'a da hiç bayılmadı. Hadi selametle. Abla kalemiti Jane çıktı. Kuçu kuçu. Ne diyorsun bu işe? Huysuz evin tatlış köpeği. Hı? Sen yerleri serildin mi Romulus gibi? Hı? Serildin mi bakayım? Ah yelpazen dahası. Hizmetkarım mıyım ben senin? Hizmetkar. Hizmetkarım mıyım ben senin? Günaydın. Günaydın. Ne oldu sen hasta gibisin? Ha yok ya gece uyuyamadım da o yüzden. Sıcaklar bastırdı tabii sen alışık değilsin. Poyraz gelmedi mi yok mu? Yok geldi. O da bugün bir enteresan zaten. Kesin çok terstir böyle önüne geleni falan fırçalamıştır. Yok yok. Tam tersi. Poyraz mı?
Hoca bak sen. Demek biz sen de gülün çelende olabiliyor muyuz? Müşteri ilişkileri iyileşmeye başlamış işte. Ne güzel. Hazira. Ah Sena, hoş geldin. Ne işin var senin burada? Biricik senin otel açtığını söyledi. Ben de topladım bavulumu geldim. Çok iyi yapmışsın. Biricik'in haberi var mı geldiğinden? Daha aramadım. Sahil çok keyifli görünüyor. Öyledir. Geceler nasıl? Huzurlu. Durgun yani. Yok biz öyle demeyelim, huzurlu diyelim. Ne yapalım? Başka eğlenecek şeyler bulurum ben. Önce yerleşeyim. Nehir, nüfus cüzdanınızı alayım ben. Ortağım. Böyle bir ortağım olsa ben de istifa eder, odaya yerleşirim. İlişki durumu? Yok. Sen yürüyor musun? Yok canım, ne alakası var? O zaman benden günah gitti. Sena bak, Poyraz terstir, kavadır, soğuktur, tamam, öyle yabancılarla konuşmayı da sevmez. Hatta böyle evet hayır demekten başka hiçbir laf etmez. Tamam, o yüzden sen yine de böyle muhatap olmasan çok iyi olur bence. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adaya ilk gelişiniz galiba. O kadar belli oluyor mu? Yani birazcık. Ama tabii bu topuklularla bileğinizi burkmadıysanız, buraya kadar geldiyseniz büyük başarı gerçekten. Günaydın. Günaydın. Nehir kaç numaraydı? 12. 12. Deniz manzaralı oda. Tadını çıkarın. Çıkaracağım. Bir şey olursa ben buralardayım, haberleşiriz. Tabii. Bugün çok neşelisin. Ve nasıl desem biraz çok fazla sosyalsin. Sana başka bir Poyraz görmeye hazır ol demiştim. Her şeyi anlattım. Haziran, ben her şeyi ağzından kaçırdım. Haziran, ben bir pot kırdım. Ya Haziran, ben tam bir eşeğim. Vallahi ben demedim. Güneş seni de delirtmiş ya. Ben kahvaltıdan önce havuza atlayacağım. Dur gitme. Alper uyuyor. Biz dün biraz içtik de koltukta uyuyakaldı. He tamam. Uyandırayım işte, beraber kahvaltı yapalım. Ya Ateş uyandırma. Ya uyandırma dedim. Abla burada kimse yok. Alper. İnsan nakliyat geldi. Hanım. Sadık insan nakliyat. Her türlü nakliyat yapılır. Sadık insan nakliyat. Benim toplayacağımı biliyor. Böyle arkasında bırakıyor. Zeynep Sedefli. Zeynep Sedefli. Aracınız gelmiştir. Tamam.
Zeynep Sedef'ti. Sadık mı çağırdın sen? Kapıda duruyor adam. Taksi diyeyim canım, beklesin. Aa, ama. Öf ya, yani bütün saçımı, makyajımı, parfümüme kadar bu kıyafete göre hazırladım. Şimdi sil başla. Dikiversene 2 dakikada. Ben terzi değilim, tasarımcıyım. Ay bir kendi söküğünü dikemeyen de kendini tasarımcı demesin yani. Şişim şişim şişinmesin etrafta. Yakışmıyor yine elime, ne yapalım? Bence de yakışmıyor. Araç geldi, Zeynep Sedef de seni bekliyor. Adam bekliyor dışarıda. Ama sen kendinden başka kimseyi düşünmezsin ki tabii. Dur diki vereyim, dur. Gel. Dur şöyle. Hı. Ne yapayım canım? Yani taksimetresi açık nasılsa. Ay niye bu kadar olay çıkardı? Ne varsa tam ya Sadık'ın sanki taksimetresi mi var Allah aşkına? Tamam. Ah, ama Selma aşk olsun ama. Hı, tabii. Sadık oğlum boş musun? Boşum. Çok sıcak kaboç, hiç de halim yok. Yolun üstüyse meydana kadar atar mısın beni? Tabii ki atarım Azime teyzem, otur sen. Zeynep Sedef'ti. Aracımızın bekleme süresi dolmuştur. Bir dahaki seyahatte görüşmek üzere. Tamam. Nereye gidiyor? Dur bir dakika. Dur bitme de dur. Aman Allah Allah. Dur. Nereye gidiyorsun? Nereye olacak? Azime teyzeyi meydana kadar bırakacağım. Ne yapsın bu kadın? Böyle sıcakta beklesin mi? Gelme, istemiyorum. Acelem var benim. Sen bilirsin. Tamam. Ay Selma, 2 saatte bir dikemedin ya. Ay ama. Bana bak. Benim de artık sabrımın bir sonu var ama ha. Burada senin terzi yaman yok. Cem sen nereye gidiyorsun böyle? Süslendin, püslendin, alelacele. Neyin acelesi bu? Sana ne? Özel bir işim olamaz mı? Ne oldu, zengin turist çekecektin? Hı? Suitler boş. Acaba orada ben mi kalsam? Olur tabii. Maaş mazam da yaparsın artık. Tamam söz verdin, maaş mazam yapacaksın. Görkem sus, duyacak var ya, ben de onları duyamıyorum. Öyle cama yapışıp bakarsın işte kedi gibi. Bu gömleği oduncuda bir hali var söyleyeyim. Yani eski Poyraz değil vallahi. Poyraz bir kere Sena'ya yüz vermez, tamam mı? Oha ne yapıyor ya? Uçuk beni Görkem, ne yapıyor mu? Ya ne yapıyor? Vallahi ne yaptığını bilmiyorum ama hatunda 2 metre bacak var. Dolan dur. Kim o? Adaya gelmiş en güzel kıza diyorsan ona. Kovuldum. Kov bunu. Sena'cığım. Canım su istemişsin. Servisi sen mi yapıyorsun? Poyraz, ben. Yani biz. Biz böyle her işe koştururuz. O yüzden böyle vaktimiz olmaz. Seninle konuşamazsak falan kırılma, gücenme, tamam mı? Değil mi Poyraz? Yo, biz hiç sıkışık değiliz ya, rahatız. Gördüğün gibi yürüyüş ayakkabılarımı giydim. Ben de seninle gelebilir miyim? Gelemezsin. Yani gidemezsin. Niye? Niye? Çünkü senin burada sahilin tadını çıkarman lazım, güneşlenmen lazım. Çok beyazsın, şu haline bak, biraz bronzlaş, yüzüne gözüne bir renk gelsin. Bu saatlerde tercih etmiyorum. O zaman sen hazırlan Sena, biz 5 dakika sonra otelin önünde buluşuruz, tamam? Tamam, anlaştık. Ay, sen şimdi kuruyacaksın falan, oho. Poyraz geç kalır o zaman, biz Poyraz'ı bekletmeyelim değil mi? Sen otelde kal. Yok, ben beklerim ya. Beklerim, sıkıntı yok benim için, ben otelin önünde olurum. Ne olacak canım, 6 üstü sıktı sonuçta, kurur. Mert, sen Muhsin Usta'ya söyle, ben kasaba gidiyorum, siparişleri versin, alırım hepsini. Çarşıya mı gidiyorsun? İtirazın mı var?
Niye o? Selam niye seninle geliyor? Sana ne? Tabii bana ne, bana ne tabii de yani. Müşteri ilişkilerinde sosyal olman çok güzel. Gerçekten güzel ama böyle araya biraz mesafe mi koysak? O mesafeyi biraz korusak mı acaba? Yoksa yanlış anlayabilirler. Nasıl yanlış anlayabilirler mesela? Yani mesela şey sanabilirler. Ne sanabilirler? Yani böyle sanki flört ediyorsun falan gibi anlaşılabilir. Bana uyar, ne var ki bunda? Yani şimdi benim kimseye karşı bir özel bağım yok, bir sorumluluğum yok. Haksız mıyım? Ben de öyle düşünmüştüm zaten. Sen yarın bambaşka bir Poyraz göreceksin derken ben kaba, aksi, ters, huysuz bir adam göreceğimi zannetmiştim. Ama zalim bir adam göreceğim aklımın ucundan bile geçmemişti. Bak beni seviyor olsaydın o zaman zalim olurdum. Hak verirdim o zaman. Ama sen bana karşı hiçbir şey hissetmediğin için aldırmasın herhalde bunları. Poyraz. Ben de sizinle geliyorum. Çarşıdan almam gereken acil bir şey var da. Sen hiç zahmet etme, söyle bana, ben gidip alayım. Yok yok. Yani benim görüp seçmem lazım. Yani gelmek zorundayım. Bu kadar dikkat gerektiren ne alacaksın acaba? Paspas. Paspas mı? Gerçekten çok özel bir ihtiyaçmış. Öyle gerçekten. Paspas önemlidir. Senercim canım, müsaade et tatlım, hadi. Edemem, manzaraya karşı gitmek istiyorum. Sen yolu izle. Baksana şu doğanın güzelliğine, börtü böceğe falan, onlara bak sen. O manzara daha güzel. Bu koltuktan daha iyi görünür. Ne bekliyoruz? Tansiyonun biraz yükselmiş Aliye teyzeciğim. Diyetini bozmuyorsun değil mi? Yiyecekten fırlamadı tansiyon. Ne oldu? Bir zelzele yaşadık. Geçti bitti, kurtulduk çok şükür. Zelzele mi? Poyraz'la alakalı bir şey mi oldu? Haziran bundan böyle Poyraz'a yaklaşamayacak. Nereden biliyorsun bunu? Çünkü bu işin olmayacağını anlattım. Allah'tan akıllı anlayışlı bir şeymiş de ikna oldu. Aliye teyzeciğim, ben Haziran'ı şu kadarcık tanıyorsam o seni geçiştirmek için söylemiştir onu. O hep kafasına isteğini yapar. Sen onu benim gibi tanıyamazsın. Aliye teyze, sen Haziran'la alakalı benim bilmediğim bir şey mi biliyorsun? Bana da söylesen. Gerek. Ben hallederim. Bundan böyle Poyraz'ın yanına yaklaşamayacak. Bu sana yetsin. Sena bak, antik kent şu tarafta kalıyor. Bir gün beni de götürürsün oraya belki. Götüremez. Niye? Niye? Çünkü biz otelde o kadar yoğun çalışıyoruz ki ancak böyle uyumaya eve falan kendimizi zor atıyoruz, o yüzden. Sena, sen antik kenti görmek istersen ben vakit bulurum senin için. Bulamazsın. Bak, kemer sıkıştı galiba. Bana bırak ya. Sen yola baksana. Sen yola bak. Ben hallederim. Sen bana bırak, bana. Şöyle çekelim, iyice çekelim ki böyle. Haziran, canımı acıtıyorsun. Acımaz yanın senin. İyice böyle sıkı takalım ki güvenli olsun. Tamam mı? Sağlam olsun. İyi mi? Hı hı.
Poyraz nerede? Gitti, çarşıda işi varmış. Alo, sandalyeci otel, buyurun. Evet. Ya Ayper, baksana sabaha kadar deli dokcum. Haziran'ı kendine affettirmek için neler yaptığını anlattım. Ya hiç mi kalbi yumuşamadı? Yumuşamadı biricik, yumuşamadı. Kardeşimi kandırmanıza izin vermeyeceğim. Ya lütfen bak, Haziran acımıyorsan bana acı. Bak en yakın arkadaşımın sırrını yanlışlıkla ağzından kaçırdım. Ay ben benden nefret edecek, lütfen. Alo, abi neredesin? Meydana doğru geliyorum, ne oldu? Abi seninle acil bir şey konuşmamız lazım. Tamam, konuşalım kardeşim. Ben bir işimi halledeyim, geleyim senin mekana. Tamam, tamam, ben mekana geçiyorum, bekliyorum seni. Biricik çek. Benden bir şeyler saklamayı yolacağım ben bunu. Görkem bir dur ya. Durmayacağım efendim, durmayacağım. Senin mekana geldik hadi. Paspas alacaktın ya. Burası burada mıydı ya? Dur! Dur, dur. Dur. Çantamı unuttum. Gözün aydın. Sena geldi. İstediğini alır Sena mı? Ne? Çakmadı bu mu? Ya biz üniversitedeyken ona öyle derdik. Hatta böyle kürek takımındaki bir çocuk için rekabete girmiştik. Ben kaybettim. Ya sen o zaman niye otele çağırıyorsun acaba? Ya, oteli almaz ya. Ya Poyraz'ın ilişki durumunu sormalar, sen yürüyor musun falan demeler. Mario, şu lanet olası sırrım olmasaydı çıkardım karşısına. Kızım geri bas, Poyraz benim derdim. Haziran bak sen şimdi hemen git bu sırrını artık Poyraz'a itiraf et. Nereden çıktı bu? Yani bak görüyorsun işte sürekli ayağına dolanıyor falan. Yani sen hemen şu dakika git hemen itiraf et. Biricik bir şey mi oldu? Olacak. Yani olabilir. Bak dün babaannesi öğrendi. Yarın Alper öğrenebilir. Ben öylesine diyorum. Ya şu an hiç sırası değil, tamam mı? Zaten aramız kötü. Bir de şu an bununla uğraşamam. Sonra. Hadi Biricik şimdi benim kapatmam lazım. Görüşürüz, bay bay. Of kapat. Ay Nehir. Ha? Sen de şu Hakan numarası var mı? Var. Heh, versene. Biri benden bir şey saklıyor. Neymiş şu sır? Ya Haziran saçını boyatıyormuş. Bu yani. Bu. Çok otantik bir yermiş burası. Öyledir. Haziran huzuru bulmak için doğru bir yeri seçmiş. Yani huzuru bulmak demeyelim de zorunlu olduğu için yerleşti. Anladım. Annesinin maddi sıkıntılar yaşadığını duymuştum. Evini falan satılığa çıkarmışlardı değil mi? Ay zavallı Haziran. Haziran zavallı falan değil. Yani benim tanıdığım en güçlü, en akıllı insanlardan biri. Alper sen bana ne söyleyecektin, ne oldu? Ya abi konuşacağız da şimdi burada böyle. Kötü bir şey mi oldu? Olmuş. Ya ben de yeni öğrendim ama. Ya bak nasıl anlatacağım gerçekten bilmiyorum. Boncuk! Klinikten kaçmak nedir ya? Andolsun kısırlaştıracağım seni. Pardon? Sürekli doğuruyor. Zaten kendisi çok hasta. Yazık günah. Fatih abi bizim veterinerimiz bu arada. Boncuk! Görüşürüz çocuklar. Abi senin zaten işin var. Yani böyle ayaküstü konuşulacak bir konu değil. Sen işini bitir, benim mekana gel. Orada konuşuruz ha. Bana bak, telefonda Biricik deyince çıkaramadım bile kim olduğunu. Ne istiyorsun sen benden? Bak hemen koşup Alper'i ikna etmen lazım. Haziran'ın sırrını Poyraz'a anlatmasın.
Ne sırrı? Ben sır falan bilmiyorum. Ben şu an yalnız böyle ne sırrı bilmiyorum. Anlamadım, ayaklarını çekecek durumda değilim. Öyle bir vaktim de yok. Alper her şeyi öğrendi. Bir an önce gidip ikna et. Eğer Haziran yanarsa sen de yanarsın. Anladın? Hadi koş. Koş. Koşsana. Ya bu odada da herkes çok yavaş yürüyor yani. Böyle biraz koşmak lazım değil mi? Yok canım, ne alakası var? Ben öyle yürüyüşe çıktım. Ben de inandım. Sen küçükken de yalan söyleyemezdin böyle. Sen nereye gidiyorsun öyle tıntın? Kiminle buluşacaksın ki sen bu odada? Sana ne? Belki bu odada görüştüğün biri var. Olamaz mı? Olamaz. Ay, seninle uğraşamayacağım. Düş yakamdan Selma. Ne kuyruk gibi dolanıyorsun peşimde. Nereye gittiğini söylemezsen hiçbir yere gitmiyorum. İyi. Zehraların Ayşe vardı ya. Hani beni görmeye gelirdi. Onunla buluşacağım, oldu mu? Ayşe benim arkadaşımdı bir kere. Tabii tabii. Beni görmeye gelirdi. Sen de gariban bize yamanmaya çalışırdın, hatırla. Ya sen asıl şu hafızanı bir tazeler misin lütfen? Ayşe benim arkadaşımdı, beni severdi. Ya kızım, Ayşe seni ne yapsın? Sen evcilik oynarken biz magazin dergilerine bakardık. Biz asıl Ayşe ile evcilik oynardık. Sen yanımıza gelirdin. Bence sizinle oynayabilir miyim falan derdin. Bir kere benim sesim öyle değil, tamam mı? Öyleydi. Yalancısın. Hani yalan söyleyemiyordum ben, ha? Boncuk, bir çıktın mı? Ay, o ne? Zeynep, Selma. Hayırdır Fatih, ne bu hal? Boncuk yine kaçtı. Kısırlaştırmam lazım. Neyse, ne haber, nasılsınız? İyiyiz işte, ne olacak? Sizi böyle bir arada görmek ne güzel, kardeş kardeşi. Birlikte çay içeriz değil mi? Benim dükkana beklerim. Eski dostlar bir arada. Hazır dost demişken. Dost acı söyler Fatih'cim. Ya sen hep böyle giyin bence. O berbat gömleklerini bırak, değiştir artık onları. Ne varmış ya gömleklerinde? Ne güzel, yakışıyor da değil mi? Yakışıyor değil mi? Evet. Yakışır tabii. Ama anca dedeme yakışır. Kaçıncı yüzyıldayız ya o kol kesime öyle? Benim bütün gömleklerimi Selma dikiyor. Ben çok beğeniyorum. Belli. Ya sen zaten o gömleklerin asıl düğmelerine bakacaksın. Sen o kadar kaliteli düğmeyi nerede bulacaksın ki? Nerede bulacağım zaten bu zamanda, bu devirde? Onların modası geçmiş güzelim. Ben de interneti takip ediyorum herhalde. Yani ne moda ne değil, biliyorum ben de onları. Hanımlar, hanımlar, şey etmesek. Hem ne demişler? Zevkler ve renkler tartışılmaz, ha? Sen sus Fatih. Haziran, Poyraz nerede? Bak işte orada. Sena ile kurabiye seçiyorlar. Sen git hadi, hemen o kurabiyenin önünde itiraf et Poyraz'a, tamam mı? Ya sen niye itiraf etmeme bu kadar taktın? Ben var dün çok kötü bir rüya gördüm böyle. O kadar stres oldum ki yani. Ya Haziran biri ağzından falan kaçırır. Ay, kim kaçıracak bilecek? Hakan da sen kendini korumak için bir şey söylemez. Aliye teyze zaten benden alacağını aldı. E bir de sen biliyorsun. Sen benim biriciğimsin, canımsın. Seni öldürseler sen hiçbir şey söylemezsin. Bu tarifi yeni buldum. Babaannemin takviminin arkasında buldum. İlk deneyen sensin. Nasıl? Ya nefis bir şey bu ya. Bayıldım. Poyraz, tadına bakmak ister misin? Olur. Gerçekten güzel. Oha! Oha ya, eliyle kurabiye yedirmek nedir? Siz kaçıncı level'dasınız? Hangi ara buraya geldiniz? Sena öyle vakit kaybetmez. Haziran,
Gel biz seninle bir oturalım, sakin bir yerde bir konuşalım. Ya benim şu an sakince oturup konuşacak halim yok. Şunlara bak şunlara. Bu etabı konuştum, ikna ettim ya. Of. Of. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Bunu seçtiniz. Niye bunu verdin? Ada kurabiyesi daha iyi değil mi? Hem o daha otantik. Sen niye bunu seçtin ki yani? Ada kurabiyesi daha iyiydi aslında. Sen hani paspası falan alacaktın. Çok acil demiştin. Ya ben baktım ama böyle içime sinen bir şey göremedim. Göremeyince de almayayım dedim. Alamayınca da işte ben buraya kadar geldim. Otele kadar yürümeyeyim diye. Ben Alper'in yanına uğrayacağım ama. Sen yine mecburen yürüyeceksin yani. Ya biliyorum kuyruk gibi oldum ama sen işlerini halledince ben de seninle beraber dönsem olur mu? Tabii olur. Neden olmasın? Harika. Ben de gelirim. Melisa, hadi kolay gelsin. Sağ ol. Ya sen niye yapıştın çocuğa? Bir rahat versene. Poyraz benim ortağım. Haziran. Sen esnerekli misin kızım ya? Hayır, ne alakası var? Daha dün Poyraz'a seninle bir şey yaşamak istemiyorum dedin. Şimdi kuyruk gibi peşindesin. Bir karar ver. Ve yürü. Zigzag yapma kızım. Bilmediğin şeyler var mısın? Anlat. Anlat bileyim. O kadar kolay değil. Hakan. Ne konuşuyordun öyle Haziran'ın yancısıyla fısır fısır? Bana bak, hiç seninle uğraşacak durumda değilim, tamam mıydı? İyi, bir de şimdi adres soruyordum diye yalan söyledi, tam olsun. Hah, ne güzel, kendi ağzınla söyledin. Aynen böyle devam et. Şey var. Sen biliyorsun, Biricik biliyor, Aliye teyze de biliyor. Artık o neyse, Haziran Poyraz'dan vazgeçecek kadar korkuyor o şeyden. Benim bunu öğrenmem lazım Hakan. Öğreneceğim de. Elinden geleni ardına koyma. Yeter ki düş yakamla. Ne haber kanka? Sinirli miyiz biraz? Hiç sorma. Ne oldu ya? Oğlum varsa bir problem söyle, çözümüne bakalım. Ya bizlik bir konu değil abi. Ya gerçi bizi de kandırdı ama olan Poyraz oldu. Bak Poyraz deyip endişelendirme beni. Ne olduysa söyle. Haziran. Sen bayağı bayağı kapı dinliyorsun. Üstüme iyilik sağlık. Niye kapı dinleyeyim? Adanın en hanımefendi. En zarif kızı. Tatlım, kapı dinlemiyordum. Alper'i görmeye gelmiştim. İçeri bakıyordum. Baktım meşgul. Şimdi evime gidiyorum. Tamam mı? İyi günler. Sen de mi anlamıyorsun değil mi? Vallahi kanka açıkçası inanasım gelmiyor ya. Yani biz bunca zaman Haziran Poyraz'a destek oluyor sanırken. Kız meğer Poyraz'ın mezarını kazıyormuş ya. Ya acaba diyorum Haziran'la mı konuşsak? Hani ne yaptığını biliyoruz falan gibisinden. Hakan ben ne konuşacağım onunla ya? Poyraz gelsin, ben her şeyi anlatacağım. Kendisi karar versin ne yapıp yapamayacağını. Aynen abi. En doğrusu bu. En doğrusu bu. Yani en doğrusu bu da. Biz bunu Poyraz'a söylersek Poyraz da Haziran'ın ortaklığı yalan olur. Kesin. Ortaklık yalan olursa otel işi de yatar. Otel işi yatarsa Poyraz borcunu ödeyemez. Borcunu ödeyemeyince de arazi elinden gider. Hay ben böyle işim. Ben böyle işim. Alper. Ya şu borç meselesi kapanana kadar Poyraz'a bir şey demesek mi? Hakan sen ne dediğinin farkında mısın abi? O kız benim kardeşimin gözünün içine baka baka yalan söyleyecek. Biz de buna seyirci kalacağız öyle mi? Kanka ne bileyim, sen dedin ya hani Biricik söyledi işte Haziran çok pişmanmış da telafi etmeye çalışıyormuş falan filan diye. Belki dedim yani samimidir. Ben bilmiyorum abi. Bence biz bunu düşünelim. Acele karar vermeyelim yani.
Yok abi yok, tamam mı? Yok, ben kardeşinden sır falan saklayamam. Gelsin öğrensin, ne yapacağına da kendisi karar versin. Ben dışarı çıkıyorum, ben daraldım, tamam mı? Poyraz. Poyraz. Bir şey mi söyleyeceksin? Evet. Şu yaptıklarına bir son verir misin? Ne yapıyorum ki ben? Yani işte öyle Sena'yla samimi olmalar falan. Bunlara bir son verir misin lütfen? Neden? Neden? Bir sebep göster bana. Yoksa duygusal bir şey mi? Hani böyle kıskançlık falan. Hayır. Gece sana söylediklerim yüzünden böyle davrandığını biliyorum. Haziran, ben sana gece de söyledim. Bundan sonra ben senin için hiçbir şey yapmayacağım. Bir sonraki hamleyi sen yapacaksın. Yapamam. Haziran, dün benim bilmediğim bir şey mi oldu? Konuşacağım dedim abi, tamam mı? Bir rahat bırakın beni ya. Bir şey olmadı, sen Alper'in yanına git. Selam Alper. Ne? Haziran, çok özür dilerim. Niye, ne yaptın ki? Ne oluyor burada? Abi bir şey soracağım sana ya. Senin bu kredinin ödemesi ne zaman? 2 hafta sonra. Peki parayı denkleştirebildin mi? Toplayamadım ama toplayacağım. Peki abi, parayı ödeyemezsen arazine hemen el mi koyacaklar? Hakan bak, ne yapmaya çalıştığının farkındayım ama yeter. Bomba patlamadan biz buradan gidelim Haziran. Ne bombası Biricik? Ya anlatacağım. Biricik, sana ne bombası diyorum. Haziran. Ben bir eşeklik yaptım. Alper, anlasana ne anlatacaksın? Abi bak. Anlat abi. Anlat, yansın ortalık. Anlat. Alper. Gece ben seni savunayım derken her şeyi ağzından kaçırdım. Ne? Alper biliyor. Ve eğer bir mucize olmazsa Poyraz anlatacak. Çok özür dilerim. Alper. Yokmuş ya. Oğlum ne demek yok bir şeye? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Abi ben sana olayı şöyle izah edeyim. Alper dedi ki bu Poyraz'a kredi meselesinde destek çıkalım dedi. Ben dedim ki böyle bir şey teklif dahi etmeyelim. Hem kabul etmez hem de sinirlenir bize Poyraz dedim. Ama illa da söyleyelim falan filan. Al işte, laf ağızdan çıktı yani. Ben kimseden yardım falan istemiyorum. Otelden ne kazanırsam onunla ödeyeceğim ben krediyi. Bir daha duymayayım böyle bir teklif. Tamam abi.